Hoş geldiniz. Kamuoyunun gündeminde Kozmik Oda şehitleri var. Kozmik Oda faciası sonrası katledilen devlet görevlileri var. Ki bu hadiseyi yıllar önce bendeniz Aydınlık Gazetesi'nde gündeme getirmiştim. Arşivlerde duruyor. Kozmik Oda'ya giriş sonrasında katledilen devlet görevlilerimizin dramını aktarmış idim. Kaynağım İlker Başbuğ'un yaptığı sohbet idi. Kendi çevresiyle, silah arkadaşları ile yaptığı değerlendirme bana intikal ettirilmişti. Ben de İlker Başbuğ'u referans göstererek, onu yaptığı sohbeti kaynak göstererek iddia ve kulis fısıltısı bağlamında bunu seslendirmiş idim. Uzun zaman geçtikten sonra aynı konu önceki akşam Hulki Cevizoğlu'nun programında dile geldi. Bu sefer dile getiren emekli kor general Erdoğan Karakuş, ki Erdoğan Karakuş İlker Paşa'nın silah arkadaşlarından biridir. O da kaynak olarak İlker Başbuğ'a işaret etti. Yalnız küçük bir farkımız var. Bana aktarıldığında 813 şehidimiz söz konusu idi. Karakuş Kor General'e aktarılan bilgi ise 858 şehit. Ama ha 813 ha 858 sonuçta ortada devlet hayatımız bağlamında tarihe geçecek bir dramatik facia söz konusu ve ifade ettiğim gibi İkimizin de kaynağı İlker Başbuğ. Yalnız İlker Başbuğ tabii bu hadiseyi haklı olarak bugün resmi ağızdan kabullenemez, resmi ağızdan öyledir diyemez. Zira ispat etme şansı söz konusu değil. Ama yakın çevresi generallerle yaptığı sohbetten bana yıllar önce bu konu, bu dramatik hadise intikal ettirilmişti. Aynı şey sanıyorum Erdoğan Karakuş generale de intikal ettirildi. Aslında 2-2,5 sene sonra Erdoğan general bizi teyit ve tescil etmiş oldu. Bunun altını çizmek istiyorum. Hatırlayalım, ne idi Kozmik Oda? Sevgili seyircilerim, Kozmik Oda malumunuz devletimizin sır odası, devletimizin iffet odası, devletimizin namus odası, FETÖ'cü alçaklar, FETÖ'cü casuslar, ki ben yıllardır hep bunu söyleye geldim. Bunlar aslında dinci cemaat filan değil, din ambalajlı casusluk şebekesi. Bu itibarla bunlar taşeronu oldukları CIA, MI6 ve Mossad adına Türk Devleti'nin sırlarını ele geçirme adına malum Kozmik Oda kumpasını kurmuşlar idi ve o kumpas sonrasında devletin bütün bilgileri alındı, dahası herkese ama herkese servis edildi. Sadece CIA'ya, sadece Mossad'a, sadece işte BND, MI6'e değil, PKK'ya servis edildi. Kuzey Irak'ta Barzani'ye servis edildi. Yani Yunan istihbaratına servis edildi. Yani Türk düşmanı kim var ise o bilgiler, kopyaları aynen onlara gönderildi, teslim edildi. Kahredici olan şey Kozmik Oda faciasının üstüne gidilmemesi. Kozmik Oda olayında direkt, en direkt az ya da çok katkısı olanların hesap vermemesidir. Elbette gün ola harman ola gün gelir bunun hesabı da hukuk önünde elbette sorulur. Ama ben Bülent Arınç'ın, ki o dehşet kumpasın en önemli aktörlerinden biri idi, onun ismi kullanılmış idi. Güya Bülent Arınç'a suikast yapılacaktı, ki o suikast yapılacağı esnada aslında Bülent Arınç
Manisa'dadır. Buna rağmen bu hayali, bu uydurup istihbarat bahane edilerek, vay efendim işte bir albay, bir binbaşı Bülent Arınç'ın evinin önünde bilgi topluyormuş denilerek zemin hazırlandı. Kamuoyu ayağa kaldırıldı, suikast filan manşetleri atıldı ve kozmik odaya bu iklimde girilmiş oldu. Girildikten sonra ifade ettiğim gibi oradan alınan bilgiler Türkiye düşmanlarına servis edildi ve Türk devletinin görevlileri bu servis sonrasında pek çoğu katledildi. Önemli bir kısmı da enterne edildi. Bakınız İlker Başbuğ yine referansım, yine kaynağım İlker Başbuğ. İlker Başbuğ kozmik oda bağlamında aynen şu ifadeleri kullandı ki yine bu arşivde var. Kozmik odaya girileceği zaman savcılar geldiği süreçte ben amirim konumunda olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanına gittim. Ne olur oraya girmesinler, o bilgileri size teslim edelim. O savcılara vermeyelim. Onlar görevli, onlar bu bilgileri düşmanlarımıza dışarıya sızdırabilirler dedim ve hatta yakardım diyor. Bakınız tekrar ediyorum. İlker Başbuğ'un bu ifadeleri arşivlerde mevcut. Peki o dönemin başbakanı Genelkurmay Başkanı'nın bu feryadı andıran yakarışına karşılığı, cevabı ne mi oluyor? Yine kayıtlardan aktarıyorum. Hayır, savcılar görevini yapsın, girsinler oluyor. Peki girdiler de ne oldu? Ne olduğu ortada. 800 küsür, benim bana aktarılana göre yıllar önce, yeni değil, 813. Efendim Erdoğan Karakuş Kor Generale aktarılana göre 858 devlet görevlisi katledildi. Nasıl oldu? Malumunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin PKK'ya sızdırdığı ajanlar var, devlet görevlileri var. Aynı şekilde yabancı istihbarat örgütlerine sızdırdığı devlet görevlileri var. Keza Kuzey Irak'ta uzun birikimler sonucu oraya monte edilen yine devlet görevlileri var. Keza Güney Kıbrıs'tan Yunanistan'a kadar ve pek çok Türk dünyasından Moskova'ya, Rusya'ya, Balkanlara kadar pek Almanya özellikle pek çok devlette, pek çok coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevlileri vardı. Bu isimler oralara nüfuz etmek için onlarca yıl çaba gösterildi. O zeminler o şekilde inşa edildi. Sadece bu isimlerin oradaki varlıkları değil, onlar orada ayrıca türlü türlü faaliyetler yaptılar, zemin hazırladılar, çevre oluşturdular. Bütün bunlar berhava oldu, bütün bunlar çöpe gitti ve 800 küsür devlet görevlisi kozmik odaya sokularak, kozmik odaya alınarak devre dışına atıldı ve o şehitler bu şekilde, o şehitlerin katline zemin hazırlandı. Ben elbette bunları yine kulis fısıltısı, elbette bunları yine iddia kabilinde aktarıyorum. Esas olan devletin, herhangi bir kurumun adını da zikretmiyorum. Bir bütün olarak bunu ifade ediyorum. Esas olarak burada devletin yaptığı açıklamalardır. Ancak benim yıllar önce aktardığım bir kulis bilgisinin bugün emekli bir kor general tarafından yine İlker Başbuğ kaynak olarak gösterilip sunulması aslında hadisenin tekrar demin de söylediğim gibi teyidi manasına geliyor. Buradan bu
faciaya sebep olanların kimler olduğunun takdirini size bırakıyorum. Hukuk ama ondan önemlisi tarih bu sorumluları er ya da geç mahkum edecektir. Bunun altını çiziyorum ve gelelim ikinci konu başlığına. Maalesef değerli seyircilerim, darbe tartışmaları birdenbire gündeme sokuldu. AKP'li kalemşörler habire bu aralar işte darbeyi yazıyorlar. Vay efendim, CHP darbeyi teşvik ediyormuş. Aklım hafsalam almıyor. Kim yapmış bunu? Özgür Özel'miş. Özgür Özel'in konuşmalarını okudum. Orada öyle bir şey yok ki. Özgür Özel zaten ertesi gün tekrar açıklama yaptı. Amaçları aslında başka. Amaçları birincisi gündemi örtmek, daha önce dinle, Diyanet ile var olan ekonomik yıkım faciasını örtmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar. Yalancının mumu yatsıya kadar misali, o mum söndü. Şimdi başka şeyler arıyorlar, başka şeylerin peşindeler. Durup dururken bir darbe olayını ortaya attılar. Kim bilir bu darbe hikayesinden önce tabii mağduriyet devşirecekler, sonra birkaç kişiye soruşturma bile açabilirler. Zira yargı sopası ellerinde, istediği gibi bunu yapabiliyorlar. Peki asıl gaye, asıl amaç ne midir yargı son darbe tartışmaları noktasında? Şunu söyleyeceğim, asıl amaç bunların sokak hareketlerinden ürkmesi, bunların sosyal patlamadan çekilmesi, peşinen şimdiden darbe tartışmalarını gündeme getirerek algı oluşturuyorlar. Sanki darbe yapmak isteyen birileri var da halkın, kendi seçmeninin kulaklarını dolduruyorlar bu şekilde. Yarın öbür gün insanlar işsizlikten, insanlar açlıktan sokağa çıkar ise vay bunlar darbeci, darbe yapmak istiyor diye bastıracaklar. Evet, darbe propagandasının, darbe algısının bugünden inşa edilmesinin perde arkasında budur. İş arayan, aş arayan, ekmek arayan insanları sindirecekler ve bunu topluma darbe olarak sunacaklar. Bakın Hürriyet'te, efendim Milliyet'te, Sabah'ta, yani yandaş medyada okuyamazsınız, göremezsiniz. İnsanlar kendini yakıyor. Evet, insanlar kendini öldürüyor. En son İstanbul'dan iki genç, biri kendini yaktı. Cep telefonunu rehin verdi, 10 liralık benzin aldı. O benzinle kendini yaktı. Bu haberi gizliyorlar. Aynı şekilde bir diğeri de yine intihar etti. Bir genç adam, işsiz, aç, buradan hareket ile canına kıydı. Önümüzdeki süreç maalesef böylesi dramatik sahnelere kapı aralayacak. Hep söylediğim gibi Türkiye açlığın, kıtlığın pençesinde, kuyrukların pençesinde, yokluğun pençesinde ve bugünden iktidar buna karşı kendini savunma adına darbe zemini hazırlıyor. Sokakta iş arayan, ekmek arayan, açım diyen, kendini yakanlara vay darbeci diyecekler. Emin olun, bugünkü dezenformasyon, bugünkü yandaş medya mensuplarının ortaya koyduğu durum, takındığı tavır aynen budur. O lejyoner güruh, o lejyoner kesim bunun zeminini, iklimini hazırlamakla görevlendirildiler. Bizi izlemeye devam edin.